Arkadaşlar, bugün size bu kediciğin yapımını göstereceğim. Oldukça basit. Dilerseniz yapımına geçelim. tekli malzemelerimiz polar kumaşlar. Ben de iki tane vardı. Böyle artan kumaşları kullanacağım. Polar kumaşın yarım metresini ben 6 liraya almıştım. Gördüğünüz gibi çok ucuz kumaşlar. Yani 6, 6 liralık bir kumaşla kocaman bir oyuncak yapabilirsiniz. İsterseniz 2-3 tane bile çıkıyor. Ee, i̇çine de ya boncuk elyaf ya pamuk istediğiniz herhangi bir dolgu malzemesi de kullanabilirsiniz. Keticik çok parçalı bir ürün olmayacak. Çok basit. Siz de kendiniz de çizip dikebileceğiniz bir ürün. Hatta eğer yapamazsanız bilgisayar çıktısı alıp kenarlarını kesip kalıbın üstüne koyup kenarlarını çizip kesebilirsiniz. Düz dikiş bilmeniz de yeterli. Kenarları dikseniz yeterli olacak bir oyuncak olacak. İhtiyacımız olan şey bir kalem. İğne iplik ve kumaş isterseniz çeşitlendirmek için e, ya da süslemek için farklı şeyler de kullanabilirsiniz. Ben çizim için internetten e, çizimini buldum. Onu ekrana vereceğim. İsteyenlere de gönderebilirim çizimi. E, kolay bir çizim, basit bir çizim ve görüntü olarak çok güzel bir kedicik olacak. Çocuk odalarına da rahatlıkla kullanabilirsiniz. bu kadar bir kumaş kalmış. Şöyle iki elimin büyüklüğü kadar. Yani e, çok küçük bir kumaş. Hani sadece bu kadar kumaş alsanız bile en fazla maliyeti 2 lira olur. Şimdi bu kumaşın üstüne kalıbı çizeceğim. Size de göstereceğim nasıl çizdim gördüğünüz gibi ben kalıbı kestim çok da zor bir şey değil yani yuvarlak bile yapsanız şöyle yüz yuvarlak yapıp kenarlarda makaslarla açsanız yine bu şey oluyor sadece şurada şöyle bir M çizgisi olacak kedinin ee, dikerken şuna dikkat edeceğiz düz dikiş yapacağız yani ekstra böyle sıkı dikiş falan yapmanıza da gerek yok dümdüz dikseniz yeter basit bir dikiş bilseniz yeter ya da dikiş bilen birine de diktirebilirsiniz sadece iki şeye dikkat edeceğiz ee, şu kısımları birbirine dikeceğiz şu şekilde şöyle olacak Hatta önce bunları dikin birbirine dikin sonra kenarlarını tamamlarsınız bir de ikinci şey dikimi tamamlarken bir kısmı açık bırakacağız şu kadarcık bir kısmı açık bıraksak yeterli oradan Çünkü kalıbı ters çevireceğiz ki dikişlerimiz görünmesin şimdi ben dikeceğim diktikten sonraki halini göstereceğim size gördüğünüz gibi şu boşlukları diktim ee, ve görüyorsunuz böyle hemen bombelenmeye başladı bile şimdi kenarlarını dikeceğim ve ben en alt kısmını boş bırakmayı tercih ediyorum çok görünmediği için. orada gizli dikişle kapatacağım. Onu da göstereceğim size nasıl yaptığımı. Şimdi kenarlarını dikmeye başlıyorum. Gördüğünüz gibi her tarafına diktim. Sadece burasını bıraktım. Dikişi de o kadar özen göstermedim gördüğünüz gibi. Çok dikkatli dikmedim. İsterseniz siz bunu yapıştırarak da yapabilirsiniz. Ama hani çamaşır makinesinde çok yıkanabileceğine, çok sağlıklı olacağını düşünmüyorum. Böyle daha sağlam oluyor. Şimdi da buradan çeviriyorum bu şekilde. Gördüğünüz gibi çevirdim. Artık bir tek doldurması kaldı. Dolduracağım ve buradaki dikişi kapatacağım. Arkadaşlar kediyi doldurduk. Şimdi bu kalan kısmı dikeceğim. Bunda gizli dikiş yapıyorum. Bir bu taraftan alıyorum. Bir bu taraftan alıyorum şeklinde. Bu şekilde tamamını Dikeceğim. Bakın çok görünmüyor zaten. Böyle diktiğimde böyle kapanacak. Gördüğünüz gibi dikimimiz neredeyse bitti. Gözlerini ben oje ile yaptım. Ağzını da asetatlı kalemle çizdim. Siz istiyorsanız kumaşı da yapabilirsiniz. Şimdi elleri ve ayakları kaldı. Onların yapımı daha da kolay zaten göreceksiniz. Evet arkadaşlar. Ayakları için şöyle daire çizdim. Keseceğim. Birbirine dikeceğim. Başka hiçbir şey yok. İçini doldurup sonra da kediye dikeceğim. Göreceğiz beraber. Kedimizin ayakları bitti. Şimdi biraz daha küçük yuvarlaklar yapıp ellerini yapacağız. Yine kedinin üstüne dikeceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ellerini de küçük yuvarlaklar çizip birbirine diktikten sonra üstüne çizdim. Bir de ses olsun diye böyle eline bir donat yaptım. İsteğe bağlı. İsterseniz üstüne bir donat da siz de yapabilirsiniz. Onun da yapımını başka bir videoda inşallah İnşallah göstereceğim. Ee, i̇sterseniz eline kalp gibi bir şey de yapabilirsiniz, ufak bir yıldız da yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi gayet sevimli. Eğer düzgün dikerseniz, daha ölçülü yaparsanız e, çok daha güzel olabilir. Ya da dikiş makinasını kullanmayı biliyorsanız dikiş makinesiyle dikerseniz çok daha güzel kedi elde edebilirsiniz. Ya da gözlerine işte bunların satılan ürünleri var. Onları kullanırsanız daha güzel olabilir. İsterseniz bunları yapıp satışını da yapabilirsiniz. Gayet kolay ve ucuza mal oluyor. İçinde kullandığım pamuk 2-3 lira bile değil. Kumaşı da aynı şekilde. Ufak ama siz istiyorsanız çok daha büyüklerini de yapabilirsiniz. Ben olabildiğince ufak yaptım. Gördüğünüz gibi çok sevimli. Hediye olarak bile verilebilir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.